Kan grubuna göre yapılan herhangi bir diyet türü var mı? Varsa açıklayabilir miyiz? Çok fazla kişisel olamayacak kadar itopik gibi gözüküyor. Çünkü 4 tane kan grubu var. Bunun artısı eksisi RH pozitif, RH negatif. O zaman 8 çeşit bir beslenme programı olması gerekiyor. Şimdi genel kurallarda özellikle işte 0 kan grubunun et ağırlıklı beslenmesi, A kan grubunun sebze, meyve ağırlıklı beslenmesi gibi bir takım bilgiler var kan grubuyla ilgili. Ama ben beslenmenin bireysel olması gerektiğine inanıyorum ve bu bireysellikte tek bir faktörü öne çıkararak bir beslenme programı düzenleyemeyiz. Yani bu kişinin kan grubu A, ona işte et vermeyelim, hep sebze verelim veya sıfır kan grubu. Böyle bir beslenme programı çok da bireysel olmadığı gibi bilimsel de değil zaten kan grubuna göre beslenme. Beslenmenin içerisinde, düzenli, dengeli beslenmenin içerisinde bütün kişisel özellikler, kan tahlili sonuçları, sağlık durumu, beslenme düzeni, öğün alışkanlıklarına bakarken aynı zamanda bir yerden de kan grubunu değerlendirebiliriz. Yani bu da böyleymiş, buradan bir özellik girebiliriz diyebiliriz. Ama tek başına kan grubuna göre bir diyet programının verilmesinin hem bilimsel bir dayanağı yok hem de doğru olamayacağı düşüncesindeyim. Sosyal medyada diyetle ilgili paylaşım yapan birçok diyetisyen mevcut. Bu diyet tavsiyelerini faydalı buluyor musunuz? Tehlikeleri neler? Mevcut durumunu belirlemeden kan tahlili sonuçlarını, sağlık durumunu, sosyal hayatını, aktivitesini ve genetik yapısını da belirlemeden bir detoks önermenin veya düşük kalorili bir diyet önermenin veya bir kür önermenin çok büyük bir faydası olmuyor. Zaten sürdürülebilir de olmuyor. Çünkü detoks sularıyla, kürleriyle vesaireyle hayattan kopmak noktasında, yani normal günlük hayattan kopma noktasında bir beslenme yapıyorsunuz. Ve hayat boyu zaten bu detoks sularını, detoks kürlerini kullanamazsınız. Normal beslenmeye döndüğünüzde, normal zamanda tükettiğiniz besinlerin miktarlarını, zamanını, düzenini, türevini doğru bir şekilde ayarlamayı öğrenmediğiniz sürece detoks kürleriyle, sularıyla veya düşük kalorili diyetlerle, farklı programlarla, size ait olmayan programlarla kilo verirsiniz. Ama bunu geri alırsınız. Hem de kilo verdikten sonra geri aldığınızda kastan giden kiloları bir daha kastan alamıyorsunuz, yağdan alıyorsunuz ve giderek yağlanmanıza neden oluyor. Beraberinde bu yağlanma da özellikle metabolik hastalıklarda, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, insülin direnci, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, bunlara da çok muhtemel bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Bu tür programları uygulayarak, detoksları, kürleri uygulayarak birçok metabolik hastalığa da zemin hazırlamış oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle bilip bilmeden, size ait olduğunu düşünmeden ve bir takım değerlere bakılmadan bu tür diyet uygulamalarına, diyet kürlerine girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Bunlar çünkü popüler. Yani siz orada bir altyapınız olmadan bir kür önerdiğinizde, bir detoks önerdiğinizde, bir diyet önerdiğinizde insanlar "Aa, bu neymiş?" diye uyguluyor. Takipçi alıyorsunuz, takip ediliyorsunuz, daha popüler olmaya çalışıyorsunuz ama bu tür oyunlara düşmeyin. Çünkü asla ve asla bir diyet programı bu kadar basit bir kürle, bir detoksla olmamalı. Tamamen size özel, bireysel, olduğunuz gibi, sizi tam da olduğunuz gibi kabul edecek bir beslenme programı olmalı ki bunu sürdürebilirsiniz. Bir daha kilo verdikten sonra geri almayasınız ve sağlık problemlerini de arkanızdan sürüklemeyesiniz.